Merhaba çocuklar. Benim öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Hüseyin Coşkun. Bugün sizlerle birlikte bölme işleminin aynı zamanda gruplandırma anlamına geldiğini işleyeceğiz. Daha önceki videomuzda paylaştırma anlamında kullandık. Şimdi gruplandırma anlamında kullanacağız ve bölme işlemi gerektiren problemlerin nasıl çözülmesi gerektiğini öğreneceğiz. Hazırsanız, ders araç gereçlerini hazırladıysanız derse başlıyoruz. Evet, bölme işlemi. Bölme işlemi aynı zamanda gruplandırma anlamına da gelmektedir. Gruplandırma. Gruplandırma ne demek acaba? Bir düşünün bakalım. Bilemeyenler sözlükten baksın. Biz önce grup kelimesinin sözlük anlamına bakıyoruz. Aynı yerde bulunan kimseler ya da nesneler bütünüdür. Grup aynı yerde bulunan, aynı yerde bulunacaklar insanlar olacak ya da nesneler olacak ya da başka varlıklar olacak. Bunları gruplandırdığım, bunları aynı yerde bulundurup aynı sayılara sahip aynı varlıklar olursa biz buna gruplandırma deriz. Üçer elma ayırdım. Üç tane herkese üç şeker verdim. Haydi çocuklar ikişerli sıra olalım gibi. Bunları biz gruplandırma diyoruz. Şimdi bir sınıfta 8 tane öğrenci vardır. Öğrencilerimiz İrem, Mahmut, Eda, Leyla, Ersin, Hilal, Hüseyin, Zeynep. 8 tane öğrencimiz var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öğretmenleri bu sınıftaki öğrencilerin ikişerli gruplara ayrılmasını istiyor. Bu öğrencilerin ikişerli gruplara ayrılmasını istiyor. Ayrıldıktan sonra kaç grup oluşur? Bakalım kim kimle eşleşmek istiyormuş? Birinci öğrencimiz geldi. İrem. İrem kimle eşleşti? Eda'yla. Birinci grubumuz oldu iki kişi. Üçüncü öğrencimiz Mahmut. Ersin'le eşleşti. Evet, bir grubumuz daha oldu. Leyla. Hilal'le eşleşti. Bir grup daha oldu. Zeynep de Hüseyin'le eşleşti. Ve bir grubumuz daha oldu. Şu an bakıyoruz bizim kaç tane grubumuz oldu? Bir, iki, 3, 4. Peki hiç kimse dışarıda kaldı mı? Hayır, tam olarak aynı sayıda insanları ayırdığımız için, gruplandırdığımız için tam olarak doğru bir şekilde gruplandırdık diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yandaki elmaları ikişerli gruplandıralım. Önce bir elmaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaç tane elmamız var yan tarafta? Evet, 12 tane elmamız var. Şimdi bunları ikişerli gruplandıracağız. Her iki elmayı yuvarlak daire içine alacağız. Her aldığımız iki elmaya da biz bir grup diyeceğiz. Birinci grubumuz, ikinci iki elmalı grubumuz, üçüncü iki elmalı, dördüncü iki elmalı, beşinci iki elmalı ve altıncı iki elmalı grubumuz. Peki hiç elmamız dışarıda kaldı mı? Hayır, kalmadı. Aferin size. Peki bütün elmalarımızı gruplandırdık mı? Gruplandırdık. Peki kaçarlı gruplandırdık? İstenildiği gibi ikişerli gruplandırdık. İkişerli gruplandırdıktan sonra biz ne diyoruz? 6 tane ikişerli grubumuz oluştu. Aynı 12 elmayı. Şimdi bir de diyor ki aynı elmalarımızı üçerli ve dörderli gruplandıralım. Şimdi bu elmalarımızı önce üçerli bu tarafta gruplandıracağız. Sonra dörderli gruplandıracağız. Bakalım kaç tane grubumuz olacak? Birinci grubumuz, ikinci grubumuz, üçüncü grubumuz, dördüncü grubumuz. Her birinde 3 elma var mı? Var. Birisinde fazla, birisinde eksik var mı? Hayır. Bütün grupların sayısı aynı mı? Evet, o zaman saydığımızda 1, 2, 3, 4. Üçerli gruplandırdığımızda 4 grup oluştu. Şimdi dörderli gruplandıralım. Her 4'ü yuvarlak içine alacağız. Birinci, ikinci, üçüncü. Peki hiç kaldı mı dışarıda elma? Hayır, kalmadı. O zaman dörderli gruplandırdığımızda kaç grubumuz oluştu? 3 tane grubumuz oluştu. Şimdi tavşanları. Yukarıdaki tavşanları bir sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tavşanımızı önce ikişerli sonra da üçerli gruplandıracağız. Bakalım nasıl yapacağız? Önce ikişerli gruplandıralım. Her bir iki tavşanı bir grup. Bu birinci grup.
Bu ikinci grup. Bu üçüncü grup. Peki biz bunları kaçarlı gruplandırdık? Evet, ikişerli gruplandırdık. Her ikişerli gruplandırmamızda o zaman kaç grup oluştu? 1, 2, 3 bakalım. 3 grup oluştu. Aferin size. Şimdi üçerli gruplandıracağız. Haydi bunu kendiniz yapın hızlıca. Bakalım bildiniz mi? Her 3 taneyi bir grup içine alacağız. 1, 2. Peki dışarıda tavşan kaldı mı? Hayır, dışarıda tavşan kalsaydı tam olarak gruplandırmış diyemezdik. O yüzden ne yapacağız gruplandırmamız için? Tam olarak uygulamaya çalışacağız. Sayıların hepsinin eşit olmasına bakacağız. Evet, sınıflarınızda oyun oynarken öğretmenleriniz yarışmalar yaptırdığında sürekli gruplandırıyor sizi değil mi? Yarışmalar yaptıklarında ne yapıyorlar? İki grup istiyor mesela. İki grup. Eğer bir grup fazlaysa ne oluyor? Bu sefer oyunda sorun çıkabiliyor değil mi? Evet, şimdi biz her üç tavşana bir grup dediysek şu an bizim bir, iki, kaç grubumuz oldu? İki grubumuz oldu. Bravo, iki diyenler doğru bildi. Şimdi artık yuvarlak içine almıyoruz. Artık siz kendiniz bunları bulup grup sayısını söyleyeceksiniz. Ben de bakalım buradan çıkartacağım kimler doğru bilmiş olacak. Portakallarımız var burada. Bu portakallarımızı önce üçerli gruplara ayıracağız, sonra da beşerli gruplara ayıracağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaç portakalımız varmış? Evet, 15 portakalımız varmış. Şimdi bunları üçerli gruplandıracağız. Üçerli gruplandırın. Üçerli gruplandırdığımızda bakalım grup sayımız kaçmış. 5 diyenler doğru bildi. Aferin size. Şimdi beşerli gruplandırmanızı istiyorum. Evet, beşerli gruplandırdığında 3 bulanlar doğru buldu. Bulanlar alkışlasınlar. Kendilerini bulamayanlar bu cevapları hemen videoyu geriye sarsınlar. Anlamadıkları, kaçırdıkları yerleri tekrar bir dinlesinler. Sonra videoya devam edelim. Evet. Şimdi bizim burada muzlarımız var. Bu muzlarımızı önce ikişerli, sonra dörderli, sonra beşerli, sonra da onarlı gruplara ayıracağız. Önce sayalım. Her bir kısımda ikişer tane, iki tane muz olduğuna göre bir sayalım bakalım kaç tane muzumuz varmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bizim 20 tane muzumuz var. Önce ikişerli gruplara ayıralım. Ayırın bakalım. Evet, 10 diyenler bildi. Şimdi dörderli gruplara ayırmanızı istiyorum. Dörderli gruba ayırdığında bakalım kaç bulacaksınız? Evet, 5 diyenler bildi. Şimdi beşerli gruplandıracağız. Her 5 muzu bir gruba alacağız. 4 grup diyenler bildi. Onarlı gruplara ayıracağız. Şimdi muzu onarlı gruplara ayıracağız muzları. Her bir grupta 10 muz olacak. Kaç grup olur? Evet, 2 grup olur diyenler bildi. Bilenler kendilerini alkışlasın. Şimdi biz bunları tek tek sayıp yuvarlak içine almak bizim için uzun oldu, zor oldu değil mi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi işimizi kolaylaştıracağız. Hatırlayın, paylaştırırken ne yapmıştık? Arda arda çıkarma işlemleri yapmıştık. Uzun uzun sürmüştü. Çok uğraştırmıştı bizi. Kaç kere çıkarma işlemi yaptığımızda bizim sonucumuz olmuştu hep değil mi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi öyle yapmayacağız. Şimdi burada da grup yapıyorduk. Grup yuvarlaklar içine alıyorduk. Şimdi yuvarlaklar içine almayı bırakıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? İşin kolayına kaçıyoruz. Bizim kaç muzumuz vardı? 20 muzumuz vardı. 20 muzum geldi. Ben kaçarlı grup istedim önce. İkişerli grup istedim. O zaman ikişerli grup yapabilmem için 20'yi 2'ye bölmem lazım. 20 bölü işareti. 20 bölü 2. Evet, 20'nin içinde kaç tane 2 var? 2'şer 2'şer 20'ye kadar sayacağız. Kaç tane parmak açarsak o kadar vardır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kaç tane var? 10 tane var. 10 kere 2, 20.
20'den 20'yi ne yapıyoruz sonra? Kaldı mı kalmadı mı onu bulmak için çıkartıyoruz. 20'den 20 çıktı 0. O zaman tam olarak gruplandırmış olduk. Peki kaç tane grubumuz oldu? 10. Bakın aynı sonuç, doğru bulmuşuz. Şimdi dörderli gruba ayıracağız. 20'yi bu sefer kaç grup kaçarlı istediyse ona böleceğiz. Dörderli istiyorsa kaça bölüyoruz? 4'e. 20 bölü 4... 20'nin içinde kaç tane 4 var? 5 tane. Sayalım bakalım 4'er 4'er 5 mi çıkacak? 4, 8, 12, 16, 20. Evet 20'ye kadar 4'er 4'er saydığımızda 5 tane parmak kaldırdık. 5 kere 4, 20. 20'den 20 çıktı. Kaç kaldı? 0. O zaman doğru gruplandırdık mı? Evet. Şimdi 5'erli gruplara ayıracağız. 5'erli gruplara ayırmak istiyorsak 20'yi 5'e bölmemiz gerekiyor. 20 bölü 5, 5'er 5'er 20'ye kadar sayıp bulalım. 5, 10, 15, 20. 4 kere saydık o zaman 4. Şimdi bir de ne yapıyoruz? Hiç kaldı mı muz? Onun için bir çarpma işlemi yapıp çıkarma yapacağız. 4 kere 5, 20. 20'den 20 çıktı. Kaç kaldı? 0. O zaman hiç muz kaldı mı dışarıda açıkta? Kalmadı. Şimdi 10'arlı gruplara ayıracağız. 20'yi kaça böleceğiz? 10'a böleceğiz. 20 bölü 10. 20 bölü 10. 20'nin içinde 20'yi 10'ar 10'ar 20'ye kadar sayacağız. Çok kolay bu. 10, 20. 2 tane var. 2 kere 10, 20. 20'den 20 çıktı. Kaç kaldı? 0. Demek ki biz muzlarımızı dağıttığımızda, gruplandırdığımızda, ikişerli gruplandırdığımızda 10 kolay yoluyla 20'yi 2'ye bölüyoruz. Dörlerde gruplandırdığımızda 5 kolay yoluyla 20'yi 4'e bölüyoruz. Beşerli gruplandırdığımızda 4 20'yi 5'e bölüyoruz. Ve onarlı gruplandırdığımızda da 2 20'yi 10'a bölüyoruz. Kaçarlı grup istiyorsa bizden o sayıya bölüyoruz. Ve bulduğumuz sonuç da bizim grup sayımızı veriyor. Bulduğumuz sonuç ne? Bulduğumuz sonuç bölüm kısmı. İkişerli grupta 10, dörderli grupta 5, beşerli grupta 4, onarlı grupta da 2 olacak şekilde. Evet, ananasları bölme işlemi ile birlikte ikişerli ve dörderli gruplara ayıralım. Ne yapıyorduk? Kaç tane ananasımız varsa kaçarlı grup istiyorsa ona bölüyorduk. Hemen ananaslarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ananasımız var. 8 ananası ikişerli grup istiyorsak 8'i 2'ye bölüyoruz. 8 bölü 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 0. O zaman ikişerli grubumuza kaç tane? İkişerli ayırırsak kaç grubumuz oldu? 4 grubumuz oldu. Şimdi dörderli gruplara ayıracağız. Ne yapacağız 8 tane ananası? 4'e böleceğiz. 8 bölü 4. Evet 4'er 4'er sayarak 8'e ulaşacağız. 4, 8. Kaç kere var? 2 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 0. O zaman 4'erli grubumuzda kaç taneymiş? 2 taneymiş. Sayarak, gruplara ayırarak doğru mu yanlış mı yaptığınızı da kendiniz görebilirsiniz. Evet şimdi misketlerimiz var. Görüyorsunuz bakın misketler oynuyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane misketimiz var. Şimdi misketlerimizi 3'erli gruplara ayırmanızı istiyorum. Ne yapacaksınız? 9'u 3'e böleceksiniz. Haydi bakalım bölün sonucu söyleyin bana. Evet, 9'u 3'e böldüğünde 3 bulanlar doğru buldu. Tebrikler. Şimdi kalemlerimiz var. Kalemlerimizi de 2'şerli gruplara ayırmamızı istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalemimizi ikişerli gruplara ayıracağız. O zaman ne yapacağız? 8'i 2'ye böleceğiz. Haydi bölün bakalım. 8'i 2'ye böldüğünüzde kaç olur? Evet, 8 bölü 2, 4. 4 diyenler, 4 bulanları tebrik ediyorum. Bravo. Şimdi çocuklar, bölme işleminin gruplandırma anlamına geldiğini görmüş olduk. Bu zamana kadar öğrendiğiniz şeyleri videoyu tekrar başa sararak not alabilirsiniz. Defterlerinize bunları tekrar etmek açısından not almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi problemleri çözeceğiz. Bu problemleri çözdükten sonra videoyu durdurup bunları not almanızı kesinlikle istiyorum. Az problemimiz var. Bu problemlerle birlikte bölme işleminde
problemleri çözdüğümüzde sizin için bölme işlemi problemleri artık kolaylaşacak. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Ahmet öğretmen 16 şekerini 4 öğrencisine paylaştırmak istiyor. Her bir öğrenci kaç şeker alır? Evet, paylaştırmak diyorsa biz ne işlemi yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. 4 öğrenci var. Her bir öğrenciye kaç tane şeker olduğunu bulmamız için bütün şekerleri öğrenci sayısına bölmemiz gerekiyor. 16 şekerim var. 16 bölü 4. Neden? 4 öğrencim var. 4 çocuk var. 4 çocuğa vereceğiz. Şimdi 4'er 4'er 16'ya kadar gidiyoruz. 4, 8, 12, 16. 4 parmak kaldırdım. O zaman 4 oldu. 4 kere 4, 16. Bakalım hiç şeker kaldı mı geriye? Bir de onun sağlamasını yapıyoruz. 4 kere 4, 16. 16'dan 16 çıktı. Kaç kaldı? 0. Evet, tam olarak herkese şekerleri paylaştırdı Ahmet öğretmen. Her bir öğrenci kaç şeker aldı? 4 şeker aldı. Peki bunu nasıl bulduk? 16'yı 4'e bölerek. 16'yı 4'e bölerek eşit bir şekilde paylaşmasını sağladık. Peki dışarıda hiç şekerimiz kaldı mı? Kalmadı. İkinci soru. Bir sınıfta 18 öğrenci vardır. Her sırada ikişer oturulursa sınıfa kaç tane sıra gerekir? Şimdi siz de sınıflarınızda ya birerli ya da ikişerli oturuyorsunuzdur. Bu sınıfımızda 18 tane öğrenci varmış. Peki bu sınıfa kaç tane sıra gerekir? Herkes ikişerli oturacakmış. Nasıl bulacağız? 18'i 2'ye böleceğiz. Gruplandıracağız. İkişerli grup olacak. Her bir sıraya bir grup diyeceğiz. 18'i 2'ye böldüğümüzde kaç tane sıramız gerektiğini bulacağız. 18 tane öğrencim var. 18 bölü 2. 18'i 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü her sırada 2 öğrenci oturacak. Daha fazla öğrenci almıyorum. Şimdi ikişer ikişer 18'e kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kaç oldu? 9 oldu. Evet, 9 kere 2. 18. 18'den 18 çıkardık. 0 kaldı. Peki. Dışarıda hiç öğrenci kaldı mı? Kalmadı. Her bir sırada 2 öğrenci oturmuş oldu mu? Oldu. O zaman bize kaç tane sıra gerekirmiş? 9 tane sıraya biz bu çocukları ikişerle oturtursak dışarıda çocuk kalmaz, sınıfımızda ayakta çocuk kalmaz ve herkes ikişerle oturmuş olur. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. 24 tane çileği 3 tabağa paylaştırırsak her tabakta kaç çilek olur? Şimdi bizim elimizde 24 tane çilek varmış. Bayağı da çileğimiz varmış. 3 tane de tabağımız var. Demek ki karşımızda 3 kişi var. Bu 3 kişiye her birine bu 24 çileği birer birer tabaklarına koyup uzun uzun uğraşır mıyız? Hayır, siz artık bölme işlemini öğrendiniz. Ne yaparsınız? Bu 24 çileği 3'e bölersiniz. Çıkan sonuç her bir tabağa koyulması gereken çilektir, değil mi? 24 tane çileğim var. 24 bölü 3, 24'ü 3 tabağa böldüm. 24 çileği 3 tabağa ayıracağım. 24 çileği 3 tabağa böleceğim o zaman. 24 bölü 3, 3'er 3'er sayalım, 24'e kadar gidelim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Evet, 8 tane parmak kaldırdık. Burada da çıktı. 8 kere 3, 24. 24'ten 24 çıkınca kaç kalır? 0. Peki her bir tabağa kaç çilek koyacağız? Evet, 8 tane çilek koyacağız. Dördüncü sorumuza geldik. 16 sayısının yarısının 5 fazlası kaç eder? Hatırlıyor musunuz? Biz yarım, çeyrek, bütün kavramlarını öğrenmiştik. Aferin size. Yarısı neydi? Tam ortadan ikiye bölünmesiydi. İki eşit parçaydı. Bölme işleminde de eğer yarısı diyorsa hangi sayıyı diyorsa onu ikiye bölüyoruz. 16'yı 16 bölü 2. 16'yı 2'ye böldük. O zaman ikişer ikişer 16'ya kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, kaç oldu 16'nın yarısı? 8 oldu. Şimdi biz neyi bulduk? 16'nın yarısını bulduk. 8, 8 kere 2, 16, 16'dan 16 çıktı 0. 8'i bulduk. 8 ne? 16'nın yarısı. Ama bunun devamı da var. Devamında ne diyor? 5 fazlası diyor.
5 fazlası ne demek? 5 toplayacağız, ekleyeceğiz demek. 8'in 5 fazlası 8, 5 daha 13 olur. Evet. 13 bulanları tebrik ediyoruz. 5. sorumuza geldik. Okula Sefa 8, Veysel 3, Kemal ise 7 kurabiye getirdiler. 3'ü kurabiyeleri birleştirip eşit paylaştırmak isterlerse herkese kaç kurabiye düşer? Sefa 8, Veysel 3, Kemal de 7 kurabiye getirmiş. Hepsini almışlar, bir tane tabağa koymuşlar. Sonra demişler ki, biz bunları eşit paylaştırmak istiyoruz. Herkese birer birer mi verelim? Hayır, demiş ki Sefa, ben bölme işlemini öğrendim. Şimdi bunu bulmak için size yolu göstereceğim demiş. Ne yapmış Sefa? Önce kendi 8 tane kurabiyesini koymuş. Üstüne 3 tane Veysel'inkini koymuş. 7 tane de Kemal'inkini koymuş. Demiş ki biz bunları koyunca bunlar çoğaldı. O zaman biz bunları bir toplayalım. Bunları toplamışlar. 8, 3 daha. 11, evet. 11, 7 daha. 18. Şu an tabaklarında 18 kurabiye varmış. Sonra Sefa demiş ki biz 3 kişiyiz. 18 kurabiyemiz var. 18'i 3'e bölersek her birimize kaç kurabiye geldiğini buluruz. 18 tane kurabiyeleri var. Kaça bölüyorlar? 3'e. 18 bölü 3. 18'i 3'e bölüyoruz. Ne yapıyoruz? 3'er 3'er 18'e kadar sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Evet, 6. 6 kere 3, 18. 18'den 18 çıktı. Kaç kalır? 0 kalır. Her bir öğrenciye kurabiyelerini birleştirip paylaştırdıktan sonra kaç kurabiye düşermiş? 6 kurabiye düşermiş. Evet, bu soruyu anlamadıysanız tekrar dinleyin. Son sorumuza geçiyoruz. 43 litre sütü olan Nazım amca yolda giderken 16 litresini döküyor. Dökülmüş bak. Dökülmüş. Biz bunda bir şey yapıyorduk. Bir devam edelim soruya, sonra çözelim. Kalan sütlerini 3 litrelik şişelere boşaltıyor. Kalan sütlerini de 3 litrelik şişelere ayırmış, şişelere dağıtmış. Kaç tane şişe kullanmıştır? Şimdi ne yapıyoruz? Önce 43 litre sütle Nazım amca yola çıkmış. Sonra yolda giderken aksilik olmuş, kaza olmuş, 16 litresini dökmüş. Dökülen 16 litreyi ne yaptı Nazım amca? Toprağa karıştı, kayboldu. Artık Nazım amcanın 16 litresi gitti. O zaman bütün sütlerinden dökülenleri çıkartalım. Bakalım Nazım amcanın kaç litrelik sütü kalmış. Ve bu çıkarmayı hemen yapalım. Evet, 27 bulanlar doğru buldu. Şimdi 27 litre neyi kaldı Nazım amcanın? Sütü kaldı. Ne yapıyoruz? Kalan 27 litrelik sütünü de 3 litrelik şişelere boşaltacakmış. 27 litreyi aldım. 27'yi 3'e bölüyorum. Evet, çünkü her bir şişe 3 litreymiş. 3'er 3'er koyduğumuzda bakalım kaç tane şişeye koyacak. Koymaya başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kaç şişe kullandı Nazım amca? 9 şişe kullandı. 9 kere 3, 27. 27'den 27 çıktı. 0 kaldı. Peki Nazım amca bizim için kaç şişe kullanmış? 9 şişe kullanmış. Evet çocuklar, benim öğretmenim videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Anlamadığınız yerler varsa tekrar izleyerek tekrar öğrenebilirsiniz ve bu dersi dinlerken not almanızı çok isteriz. Not almanız sizin için faydalı olacaktır. Eğer anlamadığınız, sıkıntı yaşadığınız, problem olduğunu düşündüğünüz bir yeri varsa altta yorumlarda belirtirseniz bizler de sizler için daha iyi yardımcı olabiliriz. Hepinize iyi günler.